Enine Boyuna Sağlık Programı'ndan merhaba. Bugün halk sağlığı açısından çok önemli bir konuyu, böbrek taşı hastalıklarını ele alacağız. Halk arasında taş hastalığı olarak da bilinen bu önemli konuyu Özel Pendik Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ümit Şimşek'le değerlendireceğiz. Eğer sizin de ya da aile yakınlarınızda bir taş öyküsü varsa, bir böbrek hastalığı sorununuz varsa lütfen bizi arayın. Enine Boyuna Sağlık ettvtürkiye.com adresinden bize ulaşın. 0212 263 90 90 numaralı telefondan da bize sorularınızı ulaştırın. Taş hastalığı bir insanın yaşam boyunca yakalanma riskinin %10 olduğu bir hastalık. O yüzden bu hastalığın belirtileri, tanısı, tedavisi ve korunma yollarını bilmek hem sizin için hem aileniz için çok önem taşıyor olabilir. Bizi izlemeye devam edin. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biz böbrek, insanlar genellikle böbrek hastalıklarını ya da böbrek taşı olarak değil de belki kum döktüm sözcüğü söylemi halk arasında çok yaygın. Böbreğin anatomisini size soracağım ama böbrekten kum dökmekle böbrek taşı hastalığı birbirinin benzeri olan sağlık sorunları mı? Hayır, değil bana göre. Kum aslında her insanın idrarında var. Biz ona kum değil de kristal diyoruz. Vücudun bir atık maddesi bunlar. Ve devamlı idrarımıza baksak kristalleri görürüz. Bazen vücudun susuz kaldığı dönemlerde ya da bu kristallerin çoğaldığı dönemlerde ağrılı bir dönem yaşanabiliyor. İşte bu bir kum dökme gibi algılanıyor. Biraz bir iki bardak suyu fazlalaştırdığımız zaman bu kristaller de idrarın içerisinde eriyerek kaybolacaklar. Ve o sıkıntılar da kendiliğinden otomatik olarak ortadan kalkacak. Taşla kum aynı şey değil. Peki böbrekten kum döktüm diyen insanların böbrek taşı hastalığı ihtimali yüksek mi? Tabii. Tabii. Demek ki onlar o kristalleri yoğunlaştırıyorlar. Böbreği yoğunlaştırıyor. Evet. Bu ilk aklıma gelen önemli soruydu. İsterseniz bize biraz böbreğin anatomisinden söz eder misiniz? İlkokulda hep fasulye çizimi olarak bize tarif edilirdi. Basit bir anatomisi var diye tarif edilirdi ama işlevi çok önemli. Evet. İki tane böbreğimiz var malum. Sağda ve solda. Aşağı yukarı böğür diye tabir ettiğimiz yerler bunlar. Elimle de şöyle kendi vücudumda göstereyim. Evet. Her ikisi de eşit çalışıyor. Yani bir insanın %100 bir böbrek fonksiyonu varsa %50'sini bir böbrek, %50'sini de diğer böbrek çalışarak aralarında dengeli bir şekilde atıkları atıyorlar. Bunlar bir filtre organı diye kabul ediyoruz biz. Ve zararlı maddeler bu idrar yoluyla, yani böbreğin ürettiği idrar yoluyla atılıyor. Çok fazla kanlanan organlar, çok fazla kanlandıkları için de onların anatomik olarak yerleri oldukça gizli saklı, kemik yapılarla, yağ dokularıyla, kaslarla kuşatılmış vaziyette. Biz böbreğimizi, vücudumuz daha doğrusu böbreğimizi çok iyi koruyor. Çok kıymetli organ olduğunu söyleyebiliriz. Bazı insanlarda bir tane böbrek oluyor veya herhangi bir sebeple bir böbreği kaybetmiş olabiliyor. Tek böbrekte bir insanın hayatını sürdürmek için yeterli olduğunu da biliyoruz. Bazen 3 böbrekten söz ediliyor. Doğru, gelişmemiş bir anatomik yapıdan söz ediyor. Bunlar üç ne kadar gerçekçi? 3 veya 4 de olabiliyor. O aslında bir böbreğin 2 tane çıkışının olduğu böbrekler. Ona 2 böbrek adı veriyorlar. Aslında tek bir böbrek. Sanki 2 böbrek alttan ve üstten birbiriyle yapışmış gibi. 2 tane çıkışları var. Ama hiçbir zaman o 2 böbreği birbirinden ayırmak, ayrı ayrı kullanmak veya tasarruf etmek mümkün değil. Doğru değil. O bir doğumsal anomali. Aşağı yukarı 1500-2000 insanda bir görülüyor. Çoğu kez de hiçbir zararı olmadan hayat boyunca devam edebiliyor insan. Evet. Şansı. Böyle nadir durumda olan izleyicilerimiz, evet, varsa da telaşlanmalarına gerek olmadığını sizden duyduk. Şimdi genel anlamda böbreğin birçok hastalığı var. Evet. Türkiye'de 50-60 bin diyalize giren insan olduğunu da biliyoruz. Kronik böbrek yetmezliği sorunu nedeniyle. İnsanlar belki bu diyaliz öyküsü nedeniyle böbreğin bu tip rahatsızlıklarını daha fazla biliyor. Evet. Genel böbrek hastalıkları içerisinde böbrek taşlarının ağırlığı nasıl Ümit Bey? Çok. Böbrek hastalıkları içerisinde en çok gördüğümüz enfeksiyonlar, iltihapları. Ama ondan da daha belki eşit düzeyde diyebileceğim böbrek taşları. Sadece burada bir terminoloji hatası da yapıyoruz. Böbrek taşı dediğimiz zaman sadece böbrekte olan taşı kastetmemek gerekiyor. Aslında idrar yolları taşları diye bahsetsek, böbrek ve böbrekten sonra idrarın aktığı yol üzerinde herhangi bir bölgede oluşabilecek bir taş da
taş hastalığı olarak kabul etmemiz lazım. Üriner sistemin. Üriner sistem diyelim biz ona. Evet, üriner mesanemizde sistemin... de taş olabilir, prostatımızda da taş olabilir. Üreter dediğimiz bir organımız var, orada da olabilir. Ya böbrekte de olabilir. Dolayısıyla üriner sistem taşları diye konuşmak lazım. Evet, bu daha sağlıklı bir deyim. Peki, oluşturan böbrekteki ya da üriner sistemdeki taşları oluşturan risk faktörleri kesin olarak kanıtlanmış durumda mı? Hayır, değil. Aslında en önemli şey genetik. Genetik yapı, hani ailesel diyelim biz ona. Annede, babada veya sülalede herhangi bir kişide olması, ondan sonraki nesillerde de taş hastalığının devamını görüyoruz. Bu çok sık karşımıza çıkan bir şey. Onun dışında bir aileye baktığınız zaman iki tane çocuk, onlardan birinde taş oluyor. Aynı şeyleri yiyip içiyorlar. Aynı yerde, aynı mekanda yaşıyorlar. Aynı annenin, babanın çocuğu. Birinde oluyor, diğerinde olmuyor. Bundan da ortaya şu çıkıyor ki genetik yapı ne kadar bozuksa taşa yönelik, o kadar da taş olasılığı fazla. Taş hastalığı çok eski bir hastalık aslında. Tarih kayıtlarında 6000 yıl öncesine falan gittiğini biliyoruz. Ama daha da emin olmak için şöyle geçmişe baktığımızda Hipokrat'ın yemininde bu çıkıyor. Hipokrat dönemi, ki milattan önce 600. yıllar civarında, onun bir yemini var. Kurduğu tıp fakültesinde bunu yazmış ve şu anda da her doktor okuldan mezun olurken o yemini ediyor. O yeminin bir cümlesi var içerisinde, diyor ki bıçağımı mesane taşı olan hastalarda kullanmayacağım. Bunu ehillerine bırakacağım, bu işi ehillerine bırakacağım diye. Yani ona da baktığımız zaman taş hastalığının çok eski dönemlerden beri geldiğini biliyoruz. Muhtemelen yanlış tedaviler sonucu bu taş nedeniyle ölen insanlar Hipokrat'ı korkutmuş ki ben ehil değilsem bıçağımı bile bu mesane taşı olan insanlarda kullanmayacağım diyor. Yani çok eski bir hastalık, ama neden şimdiye kadar bunu bilemedik, sebebini bilemedik derseniz bunun da bence iki tane sebebi var. Birincisi, dediğim gibi, genetik kodlamaları çözemedik. Belki onun için bilemiyoruz. İkincisi de tedavi yolları çok kolaylaştı. Konuşmamızın sonrasında belki değineceğiz ama tedavi ne kadar kolaylaşırsa doktorlar teşhis ve tedaviye daha çok ağırlık veriyorlar. Sebepleri irdelemek biraz daha şey oluyor. Yani kullanılmıyor diyelim. Hem zaman alıcı hem masraflı. Ama varsa bir taş, onu tedavi edelim. Pratik yoldan, kısa yoldan diye. Öyle düşünüyorum. Evet. En çok halk arasında da en çok suçlanan diyet aslında. Ben genetik diyorum ama çoğu taş hastasına sorarsanız veya çevresindekilere, işte şunu yemiş de ondan olmuş, bunu yemiş de ondan olmuş. Peki siz biraz önce dediniz ki, önemli bir şey söylediniz. Halk kum döküyorum diyor. Biz bunu kristal olarak tarif ediyoruz. Evet. İki bardak suyu fazla içerlerse o zaten... Bizim kristal diye tabir ettiğimiz maddeler böbrekten atılıyor ve ağrılı süreç sona eriyor dediniz. Bizim genel anlamda bir su içme sorunumuz mu var? Doğrudur, doğrudur. Hem bizim hem bütün dünyanın var. Tam bilemeyeceğim rakamını ama temiz suya ulaşma ihtimali dünya nüfusunda %50'den az. Yani bir Afrika'yı düşünün, bir diğer fakir ülkeleri düşünün. Temiz suya ulaşmak ve onu içmek çok zor. Ülkemizde aslında su cenneti, her tarafımızda, evet, su var, kaynaklarımız, pınarlarımız. Ama nedendir o suları bir türlü alıp da içemiyoruz? Bu belki hatırlanmadığı için de oluyor. Yani insan susuzluğunu fark edince içiyor. Aslında biz istiyoruz ki susuzluk oluşmadan içebilsin. Susamadan içmemiz gerekiyor. Susamadan içelim. Yani bir erişkin insan, 60 kilo civarında olan bir erişkinin günde en aşağı 2 litreye yakın su tüketmesi gerekir. Ben çok çay içiyorum, kahve içiyorum, ayran... Hayır efendim, bunları biz tüketilen suyla eşdeğer tutmuyoruz. Hatta vücuttan ekstra su kaybına neden oluyor. Kesinlikle. Çay, bazıları diüretik, özellikle kafeinin oluşturduğu bu şeyler. Onun için istiyoruz ki susamadan su içelim. Bunu nasıl yapacağız? Vallahi gözünüzün önüne bir tane sürahi koyacaksınız. Bir de bardak koyacaksınız. Ona gözünüz takıldığı anda aklınıza gelecektir ve içeceksiniz. Ben hastalarıma da bu yönü tavsiye ediyorum. Belki normalde diyetimizde yer alan katkı maddesi açısından zengin, bol tuzlu gıdaları biz çok fazla tüketir hale geldik. Bir de buna herhalde az su içmek eklenince, tabii, tablo kötü hale geliyor. Tabii, bir de tuzun marifetleri var. Yine konuşuruz. Sodyum, idrardaki kalsiyum ve oksalatın çoğalmasına, vücudun daha çok bunları atmasına ve idrarda hani o kristallerin de çoğalmasına sebep oluyor.
ne kadar çok kristal olursa bunlar birbirleriyle birleşerek sonunda taş haline geleceklerdir. Yüksek tansiyon açısından uyarıcı yayınlar yapılırken işte Türkiye'de 18 gram günlük tuz tüketiliyor. Bu rakamın 1/3'üne indirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bence daha da düşürmek daha lazım. Da düşürmesi Amerika'nın gerekiyor. Standardı 2300 miligram. Yani 2 gramla 3 gram arası günlük tüketim gereği. Çünkü biz farkına varmadan başka yerlerden de tuz alıyoruz. Meşrubatlarda var. Kesinlikle hazır var. Gıdalarda var, ekmekte var. Onları da düşünürseniz biz zaten halükarda 2-3 gramın üzerinde zaten alıyoruz. O yüzden ekstra tuz kullanmamak gerekiyor. Kesinlikle evet, tuz taş hastalığına sebep olur. Evet, zaten yüksek tansiyon bileniyor, o da çok önemli bir sağlık problemi. Doğru, bunda da tuzun rolü var. Onda da tuzun rolü var. Şimdi taş tabii öyküsü gürültülü olan bir hastalık gibi insana duyduğumuzda öyle bir hikaye veriyor. Uzun yıllar hiçbir belirti vermeden bir taş üriner sistemde kalabilir mi? Yoksa mutlaka bir belirtisi var mı? Çok zayıf bir ihtimal yani. O mutlaka insanın bir ağrısı veya ikinci belirti de idrarda kan görmek. İdrarın renginin çay renginde, koyu çay renginde akması ve mutlaka ağrı. Bu ikisini mutlaka o insan bir kere geçirmiştir. Ya umursamamıştır ya da farkına varılmamış başka bir hastalık ile birleştirilmiş olabilir. Dolayısıyla taşın farkına varılmaması diye ben bir şey pek olacağını tahmin etmiyorum. Mutlaka o iki belirtiden birini o insan yaşamıştır. Ama daha sonrasında taş eğer böbrekte veya idrar yolunda herhangi bir yeri sever de oturursa, hiç kımıldamadan oturursa, o zaman o ağrılar giderek azalıyor, künt ağrılara dönüşüyor ve taş bulunduğu yerde de büyümeye başlıyor. Büyüdükçe böbreğin içindeki boşlukları doldurmaya başlıyor. O boşluklar dolunca da hiç hareket etmez hale geliyor. Adeta böbreğin şeklini alıyor taş. Ve o zaman da insan hiç ağrı duymuyor. Ama böbrekte yavaş yavaş yok oluyor. Ha insan böbreğinin kaybettiğini niye fark etmiyor derseniz, eğer diğer böbrek sağlamsa tek böbrekte hayatını sürdürebiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tek böbreğin kaybedilmesi o insana bir belirti vermemesine, hekimin de onu anlamamasına sebep olabiliyor. Bu da çok korkutucu bir durum. Ya bir bakıyorsunuz ki böbrek bitmiş. İçi taş dolu bir çuval haline gelmiş. İzleyicilerimiz de ekranda şu an izliyorlar. Çok ilginç yapılardan söz etmek mümkün herhalde Ümit Bey. Evet. Bu tabii böyle bir yapının böbrek de çok büyük bir organ değil. Onun içerisinde bu kadar tabii idrarın şekilli, akışını durduruyor. Akışı durduruyor. Problem o zaten. Ha ikincisi de enfeksiyonlara sebep oluyor. İdrar akamayınca birikmeye başlıyor. Böbreğin için doldurmaya başlıyor. Biz buna hidronefroz diyoruz. Ve o biriken orada kalan idrar kolaylıkla enfekte olmaya başlıyor. Ve o iltihaplarla artı o basınç artmasıyla içeride biriken idrarın oluşturduğu basınçla böbrek kendi kendini adeta bitiriyor. Evet. O zaman şimdi diyelim ki dediniz ki genetik bir ailede bir taş hikayesi varsa, kum dökme hikayesi varsa ailenin hem kadın hem erkek fertlerinin daha uyanık olması gerekiyor. Kesinlikle. Buradaki standart nedir? Hiçbir vallahi, belirti yok. Evet diyelim. Hiçbir belirti nasıl yoksa bile bir tanı yöntemi, bir kontrol, bugün çok basit kontrol testleri var elimizde. Gerçi bir muayene edilebilir mi? Muayeneyle çok bir şey anlaşılmaz. Açıkçası konuşmamın başında da söylemiştim. Böbrekler vücudumuzun çok gizli saklı yerinde, iyi korunan bir bölgede. Dolayısıyla bir doktor elleriyle böbreği hissetmesi veya onda bir problemi hissedebilmesi mümkün değil. Ne yapıyoruz? İki tane test yapıyoruz. Çok basit. Biri basit bir idrar tahlili yapıyoruz. İkincisi de ultrasonografiye müracaat ediyoruz. Ultrasonografi bugün çok zararsız bir test olduğunu biliyoruz. Görüntüleme metodu. Böbrekler için de çok ideal bir metot. Bakın bir beyin hastalığında ultrasonografiyi önermiyoruz. Ama böbrekte şiddetle öneriyoruz. Çünkü ultrasonografi adeta böbrek hastalıkları için biçilmiş kaftan. Evet, izleyicilerimiz yine ekranda görüyorlar. Ses dalgalarının çarpıp dönmesiyle. Evet, o ses dalgaları böbrekteki değişikliklere göre farklı dönüşler yapıyor. O da görüntüye düştüğü zaman siyah ve beyazın arasındaki tonlarda görüntüler veriyor. Özellikle taşlar kalsiyum içeriklerinin fazla olması nedeniyle daha beyaz görüyorlar ve sesi daha şiddetli geri yansıtıyorlar. Sanki duvara çarpmış bir ve geri dönmüş bir ses gibi. Bunu ultrasonografi çok güzel algılıyor ve görüyor taşı yani. Atlaması çok zor. Ultrasonografi ideal. Ama
Böbreğin dışındaki organlardaki taşlar için bunu söylemek biraz daha zorlaşıyor. Özellikle üreter organı 4-5 milimetrelik bir kalınlığı var. Ultrasonografinin bunu seçmesi zor olabiliyor. Bugün altın standart haline gelmiş veya gelmeye başlamış bir yöntem var. Bu da tomografidir. Hiçbir kontrast madde vermeden direkt 5 dakikalık bir görüntüyle, görüntü almayla biz taşların ister böbrek olsun, ister üreter olsun, ister diğer prostat mesane çok daha net %97 gibi bir güvenilirlikle ve hassasiyetle tespit edebiliyoruz. Özellikle hamilelerde bile kullanabildiğimizi söylüyoruz. Çok düşük dozlardaki radyasyon ekranda yetiyor. Ekranda yine izleyicilerimiz görüyor. Evet, burada mesela bir sagital kesit görüyoruz. Bakın okla gösterilen yerde taş. Bunu bir doktor olmaya bile lüzum yok. İki böbreği, ortadaki bel kemiğini, sağ tarafta karaciğeri, sol taraftaki dalağı rahatlıkla görebiliyoruz. Taş da gayet güzel seçilmiş. Tomografi çok ideal bir görüntü. Sadece tek mahsuru biraz radyasyonu diğer normal ultrasonla karşılaşırsak tabii çok farklı. Ultrasonda hiç radyasyon yok. Bazen de maliyeti de diye ultrasona göre biraz daha pahalı. Ama bir, güvenirliği %97. Evet, bir çok böbrekten ideal bir olmaktansa ya. Bu kadar sessiz seyredebilen bir hikayesi var. Taş hastalığının o tarafı. Yani özellikle ultrasonografi yapmak iyi. Ha, ultrasonografide teşhis konulamamışsa, görülememişse, hala o hastanın taşı olduğundan şüpheleniliyorsa o zaman tomografiyi çekmek şarttır. Uzun da sürmüyor, kısa sürede sonuç alınıyor. Çok 5 dakikalık bir görüntü alma yetiyor bize. 15-20 dakika içerisinde biz hastanın teşhisini rahatlıkla koyabiliyoruz. Peki taşların tipleri, Türk beslenme biçimimizin yanı sıra genetik faktörlerin de etkili olduğunu sizden öğrendik. Taşların biçiminde yaşadığımız bölgenin bir etkisi var mı? Belli bölgelerde belli tabii taşlara daha mı çok rastlanıyor? Şimdi çok enteresan bir araştırma var. İsveç'te yapıldı. Büyük bir sayıda yapıldı. Son 10 yılda diyeyim, böbrek taşlarının %10 oranında arttığı gösterildi. Neden denilirse o mu bu mu derken kişiler, bilimsel davranan bilim adamları diyelim, dediler ki bu bir stresten oluyor. Hocam bu arada ekrandakileri de tabii her birisi deniz yıldızı şeklinde bu, konuşabiliriz. Tabii, üst üste yapışarak dedim ya, durduğu yerde büyüyen bunlar. Evet. Taşı, idrarın içindeki maddeler gelip oraya yapıştıkça böyle boynuzlu yapılar oluşturuyor. Kimi taşta daha düzgün şekilde oluyor. Özellikle mesanedeki taşlar oranın şeklini alıp sağa sola da yuvarlandıkları için daha böyle düzgün kenarlı oluyor. Bilye gibi veya bir zar gibi filan. Ama böbrekteki taşlar böbreğin içlerine doğru büyüdüğü için bu şekilde boynuzlu yapılar oluşturuyorlar. Şey diyordum, İsveç'teki bu araştırmada stres faktörünün çok önemli olduğu söylendi. Stresle taşın arasında ne ilgi var? Evet. Stres bizi çok terletiyor. Yani su kaybettiriyor. Trafikteki stresimiz, İşimizdeki stresimiz, evimizdeki stresimiz, özellikle 21. yüzyıla gelmiş bir dünyada stressiz insan yok. Bütün o %10'luk artışı, taş görülme olasılığının artışını strese bağladılar. Adrenalin deşarjı ve bu da aşırı terlemeyle kaybedilen su miktarı, demin de söylediğimiz gibi su içmede de özürlü olması insan doğal olarak. Yerine konulamıyor. Konulamıyor. Evet. Bir yandan da terlede aşırı bir kayıp var. Neticede taş oluyor. Ama taşların şekillerinden, cinslerinden biz özellikle bazı hastalıklarda da taşın oluştuğunu görüyoruz. Özellikle mesela ürik asit diye bir madde var. Ürik asit taşları sıklıkla taşların %20'den fazlasını oluşturan, yapısal olarak oluşturan bir madde. Ürik asiti neden insanlarda ürik asit taşı oluyor derseniz, bazı hastalıklar bunu yapıyor. Mesela gut hastalığı. Ürik asidi yüksek insanlarda idrarla atılan ürik asidin de fazla olduğunu düşünürsek bunların taş yapısına girmesi kaçınılmaz. Gut hastaları böbrek taşı, böbrek taşı riskleri daha riskli var. Evet, çok önemli. Onun için ilaç kullanıyorlar zaten. Hatta şöyle de söyleyeyim, bu Dalmaçyalı köpeklerde de ürik asit taşları çok görülüyor. Enteresan. Aslında taş hastalığı bütün canlılarda görülebiliyor. Kedimizde, köpeğimizde, evimizdekilerde de. Neden Dalmaçyalılar şanssız hocam? Onlar da ürik asidi çok yıkma sevindiler. Mekanizması bozuk çünkü. Belli bir enzim var. Ksantin oksidaz dediğimiz bir enzim var. O enzim o hayvancıklarda yok.
Dolayısıyla %90 ihtimalle dalmaçyalı köpeği olan kişilere bundan söylemek isteriz. Böbrek taşları açısından hayvanlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Mutlaka oluyor yani. Beslenmelerini de ona göre planlamaları tabii, gerekiyor. Tabii bol protein, ürik asitle çok eşdeğer. İşte gut hastalığı hani malum zengin hastalığı derler ya. Evet. Çok proteinle beslenen insanlarda ürik asitin çoğalması. Çünkü ürik asit proteinin bir yıkım ürünü. Hayvanınıza da bol protein verseniz ürik asit çoğalacaktır tabii. Hocam izleyicimiz bir mail göndermiş. Nadire Erdem ismi Tokat'tan göndermiş. Ben 3 öğün çay tüketiyorum. Çok çay içmek taş hastalığına yol açar mı diye sormuş. Evet açar. Çay hem su içmenizi önler çok basit bir mantıkla. İkincisi de çayın içerisindeki kafein benzeri maddeler idrarın konsantre olmasını yani susuz kısmının çoğalmasına sebep olarak o demin bahsettiğimiz kumların, kristallerin çökerek taş olmasına sebep olur. O zaman kahveyi de soralım hocam. Kafein. Türk kahvesi, filtre kahve hangisi bu anlamda daha riskli? Bence kafeinsiz kahve. Kafeinsiz kahve. Ama hiç kimse kafeinsiz kahve içeceğini zannetmiyorum. Evet. Çünkü tiryakine kahve amacı zaten değil. Kafein. Evet. O da gene idrar konsantrasyonuna sebep oluyor. O konsantrasyonda hani çayın içindeki erimemiş şeker diyelim biz buna. Ne kadar çok şeker atarsanız o görünür hale gelir. Artık erimez. İşte kafein de becerisi bu. O maddeler birikmeye başlıyor, çoğalıyor ve eriyemiyorlar. Her koşulda hocam taşın mutlaka alınması mı gerekiyor? Hayır. Taş düşürmek diye de bir olay var yani. Evet. Hatta taşların çoğunun düşebildiğini biliyoruz. Ameliyat edilerek veya tedavi gerektiren taşlar çok azdır. %20'lerde falan olması lazım. %80'i insan taşını düşürür. Onun için yani mutlaka bir cerrahi tedavi gerektiğini zannetmiyorum. Evet. Cerrahi tedavisi tabii girişimsel yöntemlerin oranı arttı. Ameliyat var, girişimsel yöntemler var. Ses dalgalarıyla yapılan uygulamalar var. Böbrek hastalıklarının tedavisinde diğer hastalıklarla kıyasladığınızda elinizdeki seçeneklerin arttığını, hasta konforunu düşünen uygulamaların hızla arttığını söylemek mümkün mü? Tabii, doğru. Zaten demin de söylediğimiz gibi tedavi kolaylaştıkça insanlar sebeple de uğraşmaz oldular. Neden taş olduğunu hala öğrenemedik yani. Doğru, 6000 ama senedir. Almayı başarıyoruz. Onu çok güzel yapıyoruz. Çünkü endoskopik yollarımız var bizim. Belki slaytlarda da onları göreceğiz birazdan. Evet. Tedavide çok büyük seçeneklerimiz var ama demin de söylediğim gibi %80'i taşı düşürecektir. Şimdi buradaki sorun şu. Ben taşı nasıl düşüreceğim? Ya da bu taşı düşürürken bu acıları çekmek zorunda mıyım? Evet. Maalesef taş hastalığında en önemli şeyin biraz önce ağrı olduğunu söyledik. Ve taş düşürürken de insanlar bu ağrıyı çekiyorlar. Bu ağrı çok özel bir ağrı. Kolik ağrı. Kolik ağrı. Ne demek hani kolik ağrı? Doğuran hanımlara sorduğumuz zaman doğum sancısından daha kötü olduğunu söyledikleri bir sancı. Ben de taş düşürdüm. Biliyorum o ağrıyı. Çok şiddetli bir ağrı. Ne zaman geleceği belli değil. Aniden başlayıp aniden de biten bir ağrı. Ama ağrıyla birlikte şiddetli bir terleme, bulantı, kusma, karın şişkinliği, gaz ortaya çıkarıyor. Ve bu ağrı da çoğu ağrı kesicilerle gitmiyor. Bu hastalar dünyadaki araştırmalarda da bakıyoruz ki narkotikler en çok bu ağrıyı kesen ilaçlar. Yani morfin hasta, gibi. Evet morfin, dolantin gibi sentetik veya semisentetik morfin türevi, opium yani afyon türevi ilaçlarla kesilen ağrı bu. Basit bir ağrı kesici bu ağrıyı kesmiyor. Çünkü kolik ağrının temelinde yatan sebep tıkanıklık. İkincisi organın o taşı atmak için yaptığı aşırı hareket. Bu evet. Hareketleri normal ağrı kesiciler kesmiyor. Bir de o bölgede kanlanma eksikliği oluyor değil mi hocam? Tabii o oluyor ama hani ağrının temel sebebi ama oradaki tıkanıklık. Üstten idrar geliyor aşağıya geçemiyor taş tıkamış geriliyor orası. İşte birinci sebep bu. İkincisi vücut onu atmaya çalışıyor ve bu hareketi artırıyor. O artan hareket de ağrının ikinci komponenti oluyor. Evet öyleyse bu tip bir ağrı uyarıcı olmalı. Kesinlikle bulantı, ve kusma. Zaten hasta büyük bir ihtimalle o ağrıyı yaşarken doğru hastanede soluğu alıyor. Evet. Çünkü evde ne yaparsa yapsın geçmiyor. Geçmiyor. En azından acil başvuru açısından bir evet. Sorun olmuyor. Ama işte taş düşürürken de bu sancıyı çekmek gerekiyor. Demin ne dedim? Hareket artıyor. Hareket aslında taşı da itiyor. Doğum gibi. Uterus kasıldıkça çocuk çıkıyor dışarıya.
Burası da kasıldıkça taşı ilerletmesi gerekiyor. Şimdi siz ağrıyı kestiğiniz zaman o hareket duruyor. Durunca taş düşecekse düşmez hale geliyor. Ha tabii ağrı çekenler diyecek ki ya bana ne, düşmezse düşmesin, ben şu ağrıdan bir kurtulayım. Daha önemli. Ama hani ağrıyı nasıl keselim o zaman? Zararsız bir ağrı kesme imkanımız var mı? Eskiden beri herkesin yaptığı bir şey var. Sıcak suya gireceksiniz. En güzel yolu o. Evinizde imkanınız varsa. Ha kapıcılar var, içmeceler var Türkiye'mizde. Oralara giden çok insan ben biliyorum. Sırf taş düşürmek için gidildiğini biliyorum. Oraya gittiğiniz zaman sıcak suya giriyorsunuz. Evinizde yapabilirsiniz. En kötüsü sıcak su torbası veya sıcak bir ütüyü ağrıyan yerinize koyarak. O ne yapıyor? O aşırı hareketi bozmuyor. İşte bizim istediğimiz o, bozulmasın. Ama o organı gevşeterek geçiş, yani o gerilmeyi azaltıyor. Belki biraz ağrıyı azaltıyor ve geçişi kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor ama hareket devam ettiği için, bir ilaç almadığı için hasta, taşın düşmesi de belki daha da kolaylaşıyor. Anatomiye uygun bir destekleme yöntemi. Evet, evet. Yani sıcak su hakikaten ideal bir ağrı kesicidir. Ağrı kesicidir. Tamam hocam, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Enine Boyuna Sağlık programında Özel Pendik Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ümit Şimşek'le konuşmayı sürdüreceğiz. Üriner sistemin taş hastalıklarının tanısını, oluşum mekanizmasını birinci bölümde öğrendik. İkinci bölümde tedavisini ve korunma yollarını ele alacağız. Sorularınızı bekliyoruz kısa bir aradan sonra. Sevgili seyirciler, Enine Boyuna Sağlık programımız devam ediyor. Konumuz üriner sistemin taş hastalıkları, özellikle böbrekte görülen taşları konuşuyoruz. Konuğumuz Özel Pendik Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ümit Şimşek. Bir insanın yaşamı boyunca %10 oranında bu hastalıkla karşılaşma ihtimali olduğunun altını çizdi konuğumuz. Az su içmenin bu anlamda bir risk faktörü olduğunu söyledi. Az su içtiğimizde vücudumuzdaki atık maddeler vücuttan yeterince atılamadığı zaman taş oluşma riskinin tırmandığına işaret etti. Bir önemli başlıkta stresin, aşırı stresin vücutta terlemeyi artırarak üriner sistemde taş olma riskini artırdığını da vurguladı. Bu bölümde biraz daha tedavisi üzerinde duracağız. Kısa bir özet geçtim izleyicilerimize. Şimdi açan izleyicilerimiz varsa verdiğiniz değerli mesajlardan bir ikisini yansıttım. Şimdi biz genel anlamda bütün erişkinlerin sağlık problemleri olarak konuştuk ama tedavisine geçmeden çocuklarda, hamilelik dönemi gibi özel dönemlerde de taş hastalıklarının daha fazlalaşıyor. Daha fazlalaştığı söyleniyor. Bu konuda bize ne bilgiler verirsiniz? Bir risk ama bu doğal bir risk, artık ona bir şey diyemeyiz. Hamilelik sırasında salgılanan hormonal bozukluklar, değişen hormonal dengeler, özellikle progesteron hormonu idrar yollarında gevşemelere, bütün vücutta bir gevşemeye sebep oluyor. İdrar yolu da gevşediği için o bölgedeki idrarın akışı yavaşlıyor. Bu yavaşlamada içindeki atık maddelerin takılmasına, kalmasına ve zaman içinde taş olmasına sebep oluyor. Hamilelik döneminde taş hastalığı biraz daha fazla görülüyor. Ama bunun da bir güzel tarafı var hamileliğin. Bu gevşeme aynı zamanda yolların açılması demek. Yani kalan, oluşan taş da pek tutunamıyor. Ve kişiler, hamileler taşları hem oluşuyor ama kolay da atıyorlar. Özellikle sağ tarafta daha fazla oluyor bu taş. Neden derseniz, bebeğin büyüme tarzıyla sağ böbreğe doğru daha çok yakın ve baskı yaparak büyüdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla sağ böbrek içindeki idrarı rahat atamıyor. Hem taş oluşuyor ama hamilelik sırasında oluşan bu gevşemeler taşı yaparken taşın düşmesine de bir kolaylık sağlıyor. Evet. Biz hamilelik döneminde taşla karşılaşan insanları çok rahat bir şekilde, özellikle düşüremeyenleri kapalı ameliyatlarla, birazdan söyleyeceğim, rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Hatta hiç anestezi vermeden bile, bebeğe hiçbir zarar vermeden bu tedavi olabilir. Evet, taş problemi olan hamile anneler tabii özellikle ağrı girmemeli. Bebeğin erken doğmasına sebep olabileceği için bu müdahale ağrıyı çekmektense lazım. Taşın alınması bebeğin de selameti açısından şart. Önemli. Hocam, bir telefon hattımızda bir izleyici sorumuz var. Bizi Şükriye Karaca İstanbul'dan arıyor. Yayınımıza hoş geldiniz Şükriye Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Yaşınızı rica ediyorum. 58 yaşındayım. Yürüme engelliyim. Evet. Romatoid artrit hastasıyım. 32 senedir kortizon kullanıyorum. Evet. Böbrek taşlarım var. Hocama sorun. Benim ne yapmam lazım? Ne yemeliyim? Ne yememeliyim? Evet.
Bazen su içemiyorum yürüme engelli olduğum için. Evet. Çok özel. Diyabet hastasıyım ayrıca. Aynı zamanda diyabet hastasısınız. Biz aradık. İnsülin kullanıyorum. Evet. Biz... Kortizonumun ismini verebilir miyim takıncası? Ticari ilaçların ticari isimlerinizi vermemenizi rica ederiz. Evet. Doktorumuz bir fikir sahibi oldu. Aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hocamız şimdi yanıtlayacak. Teşekkür ediyoruz. Hastamızda her türlü risk faktörü var. Evet, özel bir aslında durum. Yemekle içmekle bu işin ilgisi yok. Başta şeker hastalığı zaten taşa zemini hazırlıyor. Artı onun üzerine aldığı kortizon ilacı o zemini çoğaltıyor. İnsülin kullanıyorum i̇nsülin dedi. İnsülin de keza insülin zararı yok ama şeker hastalığının kendisi zaten şeker taş oluşmasını sağlıyor. Yürüme engelli olması çok büyük bir dezavantaj. Çünkü hareketsizliğin taşla yakından ilişkisi olduğu söyleniyor. Hareket etmeyen insanlarda taşın kemiklerden çıkan kalsiyumun idrarda atılmasıyla böbrek taşlarına sebep olduğunu söylüyorlar. Ve bir de tabii aşırı su içmemek de işin tuzu biberi. Yani hastamızda ne yerse yesin diyeceğim. Ama bu hastalıkları var olduğu sürece, romatoid artriti, şeker hastalığı var olduğu sürece maalesef taşlardan kurtulması mümkün değil. Maalesef tedaviden sonra da yapılan tedavilerde hiçbir zaman net bir çözüm vermiyor. Tekrar eden bir hastalık olarak görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Üzücü bir şey ama hastalıklarının sonunda bu taşlar oluyor. Evet, diğer telefonlarımız da var. Arayan izleyicilerimizi, arkadaşlarımız şimdi bize tekrar bağlayacaklar. Ben o arada bir taşın niteliği, ne göre değerlendirme yaparsanız. Şimdi girişimsel yöntemleriniz var, cerrahi yöntemleriniz var, evet. Ses dalgalarıyla yaptığınız taş düşürme kırma tedavileriniz, kırma tedavileriniz var. Hangi durumda, hangi tedaviye nasıl karar veriyorsunuz? Peki ben müsaade ederseniz şekil üstünde göstermem. Tamam, ayak kalkarak daha rahat olacak. Tamam. Burada da çizdim. Bakın şöyle bir taş, bu böbrek. Bu demin söylediğimiz üreter kanalımız. Burası mesane ve buradan da idrarımızı yapıyoruz. Şu taşın tedavisinde en kolay metot, en rahat metot ESVL diyoruz biz buna. Yani dışarıdan şok dalgalarıyla taşın kırılması. Şok dalgasını üreten cihazın altına yatan insan, slaytlarımızda görebiliriz. Taşa gelen şok dalgası ve böbreğin sertliği arasında sıkışan taş kırılabiliyor. Böbrek taşlarında şuraya kadar olan bölgede kırma işlemi yapılabilir. Ancak bu kırma işlemi için taşın büyüklüğünün de 1,5 santimetreyi geçmemesi gerekiyor. Daha büyük bir taş varsa, şurayı dolduran bir taş olduğunu düşünelim. Bu taşın da en kolay yöntemi böbreğe direkt bir delik delerek içeriye girmek. Evet. Buna da perkütan yöntem diyoruz. Kısaca biz PCN deriz aramızda. Halk nasıl anlayabilir? Yani böbreğe delik delerek yapılan ameliyat tarzı. Direkt olarak böbreğin içerisine girip burada bir kanal oluşturuluyor. Bu kanaldan hem taş kırılıyor hem de kırılan parçalar bu kanaldan dışarıya rahatlıkla çekilebiliyor. Özellikle bu bölgede ve büyük, demin söylediğim gibi kırılamayacak derecede büyük veya böbreğin alt kısmına doğru yani şu bölgelerde yerleşmiş taşlar kırılsa da bakın şöyle bir hareket yapması gerekecek. Onu yapamadığı için kırılmakla taştan kurtulamıyor insanlar. Ne yapıyoruz? Şuradan direkt dışarıdan sırtından bir delik delerek böbreğin içine giriyoruz. Taşı kırdıktan sonra da onu dışarıya aynı yerden dışarı çıkarıyoruz. Daha sonraki seviyelerde daha şu bölgeden sonra gördüğümüz üreter organı en sık taşların takıldığı yerler. Çünkü bu kısımlarda 1, 2, 3 tane üreterin belli noktalarda darlıkları var. Taş buraya kadar geliyor, orada kalıyor. Buraya kadar geliyor, orada kalıyor. Bunlara da en kolay yöntem aşağıdan yukarıya doğru gelmek. Buna da endoskopik tedavi diyoruz. İdrar yolundan girilerek yapılan... İdrar yolundan giriliyor. Herhangi bir delik falan delmeye lüzum yok. Yolumuz var zaten. Bu yoldan devam ederek taşa ulaşıyoruz. Taşı değişik yöntemlerle kırıyoruz. Ve o kırılan kırıntıları da temizlediği için sistem orada da en ufak bir sıkıntı oluşmuyor. Ha bu taşları niye bu şekilde kırmıyorsunuz derseniz demin söyledim. Bu organ ince bir organ ve hareketli bir organ.
Dolayısıyla şok dalgasını yediği zaman üreter kendi kendine salınıyor. Yani karşıdan bir direnç yok. Böbreğin direnci gibi bir direnç olmadığı için şok dalgası burada vurduğunda böbrek karşı dirençle taşın kırılması sağlanıyor. Ama buraya vurduğunda taşla birlikte hareket ettiği için şok dalgasının büyük bir kısmı boşa gidiyor. Ayrıca buralar ince, çok ince organ olduğu için kırma makinalarının bu bölgelere odaklanması, taşı net olarak görüp de hani nişan alıp da ateş etmesi oldukça zor. Buradaki başarı oranları %30 civarında makinaların. Burada ise yüzde neredeyse 90'ın üzerinde. Evet. Bu verdiğiniz oranlar da oldukça tabii dünya önemli. Genelinde böyle en iyi makine bile şu bölgede %30'dan fazla başarı sağlayamıyor. Endoskopik tedavi bugün çok yaygın, çok kolay bir tedavi. Usta ellerde iyi cihazların olduğu, iyi aletlerle yapılırsa hiçbir komplikasyon olmadan şu bölgeye hatta bu bölgeye kadar ki taşları rahatlıkla alma şansımız var. Peki bu kadar ileri bir teknolojide böbreğin içine girebilir misiniz? Delik delmesek. Evet. Evet, o imkanımız da var. Ona da flexible sistemler diyoruz. Veya biz kendi aramızda RIC deriz buna. Retrograd intrarenal cerrahi diye. Onu da yolu şudur efendim. Buradan giriyoruz, buradan devam ediyoruz. Devam böbreğin içine kadar angio giriyoruz. Angio yapar gibi. Evet. Çünkü elimizdeki bu yeni modern aletlerin bir fleksibiliteleri var. Gevşek ve kıvrılabilir, kırılabilir. Biz de ona kumanda ederek önümüzdeki kameranın eşliğinde bu yolu takip ederek böbreğin içine kadar girip taşı oradan da almak lazım. Hani şu delik delme işi var ya, evet, pek hoş bir şey değil sanki. Nitekim son yapılan yayınlarda delik delerek böbreğe delik delerek yapılan ameliyat komplikasyonlarının yüksek olduğu, yayınlardaki yazılanlardan daha da yüksek olduğu ortaya çıktı. Ben de çok sevmiyorum bu yöntemi. Ürologlar da çok sevmezler. Mecbur kalmak için şu yoldan ziyade şu yolu, var olan hazır yolu kullanmak tercihimiz olacaktır. Evet. Hocam bu önemli bilgiler verdiniz. Biz sizi yerinize alalım. Bir izleyicimiz var telefon hattımızda. İzleyicimizin sorusunu alıp sonra bu anlattığınız tedavi yöntemlerini biraz daha ben size detaylı olarak soracağım. Telefon hattımızda Cemile Kale var. Bizi İzmir'den arıyor. Yayınımıza hoş geldiniz Cemile Hanım. Evet, telefon düşmüş. Arkadaşlarım uyardılar. Hocam bir izleyicilerimizden gelen bir mail var. Levent Oral'ın bir sorusu var. İzleyicimiz sanırım İstanbul'dan bize ulaşıyor. Merhaba, iyi yayınlar. Bende tomografide idrar yolunda 7.2 milimetre taş çıktı. Kırdırmaya gittim. Doktor kendi kendine düşmesini tavsiye etti. Düşer mi diye sormuş Levent Oral. Bu tabii çok zor bir soru. Düşer mi onu Tanrı bilir diyeceğim. Aslında o geçeceği deliğin çapı 4 milimetre. Taşımız 7 milimetre. Normalde mantıken oradan geçmemesi lazım. Büyük bir ihtimalle de geçmez. Kendi haline bırakmaktansa şu söylediğim yöntemlerden en kolayı hangisiyse o yoldan, o taştan kurtulmasını ben daha çok tavsiye ederim. Ayrıca düşürmesi için de ona yapabileceğimiz bir şey yok. Hani al şu ilacı da iç, sen bu taşı o zaman kesin düşürürsün desek böyle bir metot da yok. Herhangi bir ilaç da daha icat edilmedi. Genç bir arkadaşımızsa hele yazık olur, 7 milimetre taş yüzünden böbreğinin zarar görmesini istemeyiz. Evet. Serpil Keskin Trabzon'dan bir soru sormuş. Bizim bölgesel olarak çok tükettiğimiz besinler var. Lahana bunlardan biri. Biz lahanayı çok tüketirsek taş olur mu diye sormuş. Lahana, ıspanak, turp. Bunların içerisinde oksalat, ıspanak özellikle lahanada da var. Oksalat maddesi çok fazla. Ve biz taşlara baktığımız zaman %90'ında oksalat maddesi görüyoruz. Oksalat taş yapıyor, taş yapısına giriyor. Dolayısıyla lahananı çok yediğiniz zaman taş olacaktır. İlla yemek istiyorsanız yanına mutlaka suyunuzu çok için ki o oksalat eriyiversin. Birazdan söyleyeceğiz koruma yollarında. Bazı gıdalarla da belki oksalatı yok etme şansımız olabilir. Özellikle C vitamini bu açıdan faydalı olabiliyor. B vitamini de. Sizin anlattığınız yöntemlerden şok dalgası ile taş kırmanın arkadaşlarımız slaytını ekrana versinler. Birazcık daha söz edelim. Evet. Böbreğin belirli bir pozisyonuyla tercih edilen bir tedavi seçeneği. Evet. Böbreğin kendi dokusuna zarar verme ihtimali var mı? Var tabii, yani zararsız hiçbir şey yok.
Ama faydayı teraziye koyarsak faydası daha çok. Böbreğin evet şok dalgalarıyla kırılması. Bu böbreğin 1900... içindeki taşın şok dalgalarıyla kırılması slaytını yöntemi. Arkadaşlarımız. Biraz önceki slaytı verebilirlerse ekrana. Evet, şimdi arkadaşlarımız evet, hazırlıyorlar. Burada evet, burada şekilde görülüyor. Evet. Bu 1980'li yıllardan beri kullanılan bir makine. Güvenirliği ispat edilmiş bir makine. Milyon değil, milyarlarca insanın belki de taşını kırmıştır. Çeşitli firmalar tarafından, özellikle Türkiye'de de bazı firmaların kendi üretimleri, Türk malı olan üretimleri olan bir makine. İki parçası var. Bir görüntüleme kısmı var. Yani taşı görecek ve nişan alacak. İkinci kısmında da şok dalgası üreten bir jeneratör var. Evet, şu hasta orada yatıyor masaya. Taşını önce görüntüleme yoluyla, bakın burada ultrason görüntüsü alınıyor. Bazen X ışınlarıyla, yani röntgen görüntüsüyle de taş tespit ediliyor, odaklanıyor. Ondan sonrasını makineye emir kumanda veriyorsunuz. O taşa şok dalgaları gönderiyor. Şok dalgası dediğimiz bir şekilde bir ses dalgasının daha büyütülmüş şekli. Hani bir lazer falan değil. Hastalarımız hep lazerle mi kırılacak diyorlar. Hayır. Lazeri bir vücuda göndersek deler geçer tabii. Bu lazer değil, şok dalgası. Taşa adeta bir tokmakla vururcasına taşı kırmaya çalışıyor. Başarı oranlarını size söyledim. Bazı taşları kıramıyor. Sert taşları kıramıyor. Bazı taşları çok kolay kırıyor. Bazı taşları iki parçaya bölüyor, daha fazla kıramıyor. Bazılarını un ufak ediyor. Ama makinelerin hepsinde de sorun bu taşı kırmak değil, taş kırıldıktan sonra bunu atmak. Her kırıntıyı hastamız idrarını yaparak yapacak, atacak. Yani sıkıntı bitmiyor. Taşın ağrı, kırılmasıyla bitmiyor. Yani uygulama ve sonrasında ağrı çok mu? Tabii uygulama sırasında da ağrı. Çünkü bu şok dalgaları direkt insana ne yapıyoruz? Ağrı kesiciler, biraz uyuşturucularla hastamızı sakin ve ağrısız hale getiriyoruz. Ama taş kırıldıktan sonra da bunun atılması için oldukça sıkıntılı yönler bekliyor hastaları. Ama tabii bir ameliyatla kıyaslayacaksanız tabii ki daha kolay bir yol. Bugüne kadar bilinen problemlerden bir tanesi tansiyon hastalığına sebep oluyor bu hastalıkla kırma yöntemi. Onun için hastalarımızın ne olursa olsun taş kırma yol makinesinden çıktıktan sonra yıllarca tansiyonlarını takip etmeleri gerekiyor. Evet, bu önemli bir uyarı. Evet, maalesef böyle bir yan etkisi var. Birçok üstünlüğü var. Dediğiniz gibi ama ağrıyı hissetme, taş atmak için o bir geçen süre biraz hasta için rahatsız edici tabii olabiliyor. Ve bir de mutlaka yüksek tansiyon evet açısından takibi gerekiyor. Peki böbrek taşının değişik kırma yöntemlerinden söz ettiniz. Şimdi bu girişimsel yöntemlerin delik delerek, yani böbreğin belden bir delik evet, delerek evet, girilmesi gibi yöntemlerin altın standart olduğu durumlar hangileri? Çok büyük taş, orada da şekilde de çizdim ve böbreğin evet alt kısmına yerleşmiş taşlar. Ama bu delik delme işinde de maalesef bir defa çok tecrübeli bir ekip gerekiyor. Şiddetli bir radyasyona maruz kalıyor gerek hasta gerek ekip. Neden? Çünkü oraya mı girdim, buraya mı girdim diye yapılan manevralar sırasında X ışını kullanıyor. Bir görüntüleme körlemesine yapılan bir yöntem değil. Bu da radyasyon demektir. Kanama riski çok yüksek. Böbreğe deldiğiniz delik, çünkü birinci bölümde söyledik, böbrek çok kanlanan bir organ. O deliği delerken yanlışlıkla bir kanama ihtimali oluşması söz konusu. Deliği uygun yere yapamamak gibi bir problemle karşılaşabilir cerrah. Ve sonunda da taşı kıramamak veya kırdığı taşı dışarı çıkaramamak gibi komplikasyonları olabilir. Dediğim gibi giderek biraz azaldı bu konuda ki yayınlara bakarsak. Cerrahlar da çok sevdikleri bir yöntem değil. Bütün bu yöntemler hastaya göre siz karar veriyorsunuz. Hepsi yüksek teknoloji gerektiren ve hekim deneyimi gerektiren yöntemler. Bu yöntemlerden risklerinden de söz ettiniz. Tekrarlama ihtimali yine de var değil mi? Hem de çok. Bir araştırma 7 senede %60'ının tekrar oluştuğunu söylüyor. O yüzden bu operasyonların çok özenli yapılması gerekiyor. Tabii, çünkü bir ameliyat daha belki hedefte var. Onun için affedersiniz, öyle önceden yaptığımız keserek ameliyatları artık çok tercih etmiyor. Çünkü kestiğimiz yeri bir daha keselim, bir daha keselim. O kişiye oldukça zarar veriyordu ama başka çaremiz yoktu. Şimdi görüyoruz ki kapalı metotlarla
defalarca aynı bölgede oluşursa eğer bir taş, defalarca oraya girişimde bulunmak ve taşı yok etmek şansına sahibiz. Çocuklardan kısaca bahsetmem gerekiyor bu şu noktada. Çocuklarda da taş görüyoruz. Bu taşların tedavisine baktığımız zaman enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz. Çocukların taşları kendiliğinden kayboluyor. Burada biz şunu söyleyebiliyoruz. Bunlar metabolik taşlar. Özellikle süt çocuğu döneminde veya biraz daha ileri yaşlarda dengesiz beslenen çocuklarımızda, bebeklerimizde taş görme ihtimalimiz çok yüksek. Aşırı süt ve protein tüketimi maalesef özellikle kilolu bebeklerde taşa sebep oluyor. Karşımıza bir çocuk getiriyorlar, nur topu gibi böyle kırmızı kırmızı yanakları tombiş, bir bakıyoruz ki böbreğinde taş var. Aslında hiç sağlıklı değil. Severek kötülük ediyoruz aslında. Severken şişmanlatıyoruz, yanlış besliyoruz kesinlikle yanlış ve kötülük besliyoruz. Ediyoruz. Süt tabii ki vereceğiz. Hem anne sütü hem takviye sütleri neyse. Ama mutlaka suyu da içirelim. Belli bir yaşa doğru da sütün yanına başka yardımcı maddeler, yiyecekler mutlaka koyalım. Şuna dikkat edelim, kilo almasın bebeklerimiz. İdeal kilosu neyse onu korumaya çalışalım. Şişman bir çocuk, taşa eğilimli bir çocuk. Ama diyetle birlikte, diyelim ki hiç makarna yemeyen bir çocuk, bir gün makarna yemeye başlıyor, bir gün köfte yemeye başlıyor. Bu taşlarda bakıyoruz ki kendiliğinden kaybolabiliyor. Çok azdır ameliyat ettiğimiz bebekler. Evet, o yüzden anneler bu uyarınıza kulak vermeli. Beslenme çok önemli. Zeynep Çiçekçi İstanbul'dan bizi arıyor. Yayınımıza hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş buldum. Sorunuzu rica ediyorum. Kaç yaşındasınız? Bir de yaşınızı rica ediyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Sorunuzu rica ediyorum. Benim idrar yollarımda enfeksiyon var da. Hocamıza sorunuz nedir? Tedavi görüyor musunuz? Ya işlememden çok tuvalete çıkıyorum ben. Evet. Çok tuvalete çıkıyorum. Hani böyle bana dediler kurudasın, çok su verdiler. Hani su için, bol bol su için dediler ama ben çok yani idrarla gidiyorum. Hap verdiler. Hani ne bileyim, bende intihaplı romatizma da var. Acaba diyorum ondan mı oluyor? Hani hep tuvaletteyim, hep tuvaletteyim yani bilmiyorum neden. Siz aşırı tuvalete çıkmaktan ötürü rahatsızsınız ve bir idrar yolu enfeksiyonu geçirdiniz. Evet. Bunun için ne yapabilirim diye mi soruyorsunuz? Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Geçmiş olsun. Konumuzla ilgisi yok hastamızın şikayetinin ama hani bir ultrason yapılmış mı yapılmamış mı onu bilemiyoruz. İdrar yollarında bu enfeksiyona veya bu sık idrara gitmeye sebep olacak herhangi bir hastalık tespit edilmiş mi edilmemiş mi onu bulmak önemlidir. Ondan sonra da her şey iyi ve normal ve test sonuçları da normal çıkıyorsa bu kadınlarda özellikle sık gördüğümüz bir problem var. Aşırı aktif mesane dediğimiz bir hastalık var. Bu aşırı aktif mesanenin tedavisi gerekir. Bu tedavide de gene bazı başta ilaçlar ve bazı gıdalar önem kazanıyor. Örneğin bu hastamız kahve içerse sık idrara gider. Hemen aklıma geleni söyleyeyim. Az tüketmeli. Domates yerse çok sık idrara gider. Hocamız Serap İnce'nin size sorusunu sormak istiyorum. Böbreklerim su topluyor gibi bir cümle kurmuş. İzleyicimiz bağlanamadı ama bu nedir? Bu büyük bir ihtimalle hidronefroz. Yani böbreğin içindeki idrarı atamamasına bağlı böbreğin su dolu ya da daha doğrusu su değil tabii ki o idrar demektir. İdrarla dolu bir hale gelmesi bir hidronefroz. Pek çok sebebi var. Doğuştan olabilen bazı hastalıkların ötesinde sonradan gelişen bir takım darlıklar, yolun, idrarın akış yolunu tıkayan herhangi bir problemde böbreğin şişmesine, içinin su dolu bir hale gelmesine sebep oluyor. Tedavisi var mı hocam? Kesinlikle. Düzgün tedavisi böbreği yapılır. Öldürmeden ama yapmak lazım. Burada yani, erken tanı tabii, ve erken tedavi. Tanı ve tedavi şart. Yoksa böbrek bittikten sonra ne yaparsanız yapın böbreği tekrar kazanamazsınız. Tekrar toparlarsak hocam son 1-2 dakika içerisindeyiz. Böbreği ya da üriner sistemi korumak için, taş olmasını engellemek için ve oksalat yoğun bir şekilde besinlerdeki oksalat bu anlamda taşların içerisinde sık gördüğümüz bir madde dediniz. Sağlıklı bir beslenme biçimi olarak biz neleri tercih etmeliyiz? Yani gelelim önce suya.
Suyu, evet. Su çok önemli. 2 litre civarında herkesin su içmesi gerekiyor. Özellikle ailesinde olan veya geçmişinde taş hastalığıyla karşılaşmış olanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanında tuzu azaltmak zorundayız. Sodyum maalesef böbreklerden kalsiyum atılımını artırdığı için taş yapısını oluşturmaya başlıyor. Tuzu azaltacağız. Tuzlu şeyleri yemeyeceğiz. Özellikle hazır gıdalardan uzak duracağız. Turşudur, konserveler, özellikle bunların değişik artık yani herkes biliyor. Burada tek tek söylememe gerek yok. Tuz ve özellikle sodyum glutamat dediğimiz sahte tuzlarında kullanılmaması, tüketilmemesi gerekiyor. Bu hazır gerekiyor. Çorbaların içerisinde hepsinde olan var bence. Kıvam artırıcı olarak kullanılıyor. Ve lezzet veriyor. Yani insanın beyninde neredeyse o lezzeti hissedecek hale getiren bir madde sodyum glutamat. Uzak duralım. Onun dışında proteini azaltıyoruz. Demin de söylediğim şişman çocuklarda, proteinin zengin gıda alanlarda ürik asit dediğimiz bir madde atılmakta. Bu atılım aşırı hale gelirse taş yapısına giriyor. Hocam burada bir şey soracağım. Herkes protein ağırlıklı diyetlerle zayıflamaya çalışıyor. Yaz çok, mevsimine yaklaştı. Ve hemen hızlı kilo verdirdiği düşünülüyor ve sağlık açısından da bir sonuç sakıncası yok diye düşünülüyor. O tabii, açıdan da bir uyarıda bulunur musunuz? Tabii yani o meşhur diyet de var. Hani ismini söylemesek de olur. Ama aşırı protein ve özellikle yaz ayında kullanılması, susuzluk, aşırı terleme artı ürik asit eşittir taş. Proteini fakirleştirmek ya da mutlaka çok 2 litre değil belki 3 litre civarında su tüketmek gerekiyor. Proteinler içerisinde bizi en çok sıkıntıya sokacak olan da sakatatlar. Özellikle ciğeri çok severiz. Karaciğer taş yapımında büyük rol oynayan bir madde. Maalesef ondan da biraz uzak durmak lazım. Peki ne tüketelim hocam? Yani şunu yiyelim de taş olmasın diye bir şey söylemek oldukça kolay. Yani kolay bir şey değil ama mümkün mertebe B vitaminini tavsiye ediyoruz. Limon türü, brokoli gibi C vitaminden zengin gıdaları tüketmemizi tavsiye ediyoruz. Ha belki de özet şunu söyleyebiliriz. Dengesiz beslenmeyelim. Yani bir şeyi çok yiyorsak ondan uzak duralım. O belki de taş yapıyor size. Bir şeyi değil, her şeyi yiyecek yemeye çalışalım. Taş oluşmasın diye veya taş düşürdüğüne inanılan bazı maddelerden de kısaca bahsedeyim. Evet. Mesela mısırın püskülünden biliyoruz. Gilaboru diye bir otumuz var. Nevşehir bölgesinde gelişiyor, yetişiyor. Kayseri, onlar bilirler. Eşkina balığı var. Balığın beyninden 3 tane sert bir şey çıkarıp ezip limonun içerisinde insanlar yiyorlar. Ha bunlar da çaresizlik içinde çıkmış şeyler diyorum. Bilimsel bir değerleri yok ama hani kesenize çok zarar vermiyorsa mısırın püskülünü kaynatıp da içmenizde bence bir zarar yok. Domates de çok şey ve özellikle de sodadan bahsetmek isterim. Maden suyu çok önemli. Maden suyu taş yapıyor. Ne kadar bunu tam tersinde söylese bazı insanlar, ben aksini iddia ediyorum. Maden suyu sodanın içerisinde 2 tane zararlı madde var. Bunlardan biri sodyum, tuz. Deminden beri tuzdan uzak durun diyoruz. İkincisi karbonat. Karbonik asit ve o karbonat, yani bizim asidimizi öldüren, midemizi rahatlatan o karbonat maalesef idrarın asidik özelliğini de bozuyor. İdrarımız asittir. pH'si 5,5'tür. Biz ne kadar çok karbonat alırsak idrarın pH'si 7'leri, 8'leri, 9'u yani bu bazik da, ortama geçer. Bu da oksalat çok sever bazik ortamı. Şak hemen değil. Tabii. Evet. Hemen çöker ve taş olur. Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Enine Boyuna Sağlık programının sonuna geldik. Yaşam boyu %10 oranında karşılaşma ihtimalimiz olan üriner sistemdeki taşlarla ilgili olarak hocamız Pendik Bölge Hastanesi üroloji uzmanı Profesör Doktor Ümit Şimşek bizimle birlikte oldu. Özellikle çok su içilmesinin altını çizdi. Bütün hazır gıdaların içinde oksalat içeren, sodyum glutamat içeren gıdaların bu açıdan bir risk oluşturduğunu, mümkün olduğu kadar dengeli ve doğal beslenilmesini önerdi. Protein diyetlerinin bu anlamda çok sakıncalı olduğunu vurguladı. Özellikle sakatat tüketmenin riski ayrıca yükselttiğini söyledi. Bugünler yaz mevsimine yaklaşırken herkesin diyet yaptığı dönemler. O yüzden aşırı protein tüketenlerin dikkatli olması lazım. Çocuklar için de bir uyarıda bulundu. Annelerin
aşırı beslemesi, sütle, proteinle bebekleri, çocukları aşırı beslemesi çok genç yaşta, çok küçük yaşta, genç yaşta demeyelim tabii ki, taş hastalığıyla karşılaşmalarına neden olabiliyor. Umarım bu uyarılar sizin için de değerlidir. Yarın yine önemli bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın.